Değerli izleyiciler, bugün gastrik metaplezi'den bahsedeceğim. Metaplezi, hücre değişimi demektir. Midenin içindeki hücre bozulmaya uğrar ve onun yerine bağırsaktan hücre çekilir ve midenin içinde bağırsak hücreleri yerleşir. Midenin içine bağırsak hücrelerinin yerleşmesine biz metaplezi diyoruz. Yani hücre değişimi. Erişkin bir hücrenin yerine başka bir hücre alıyor. Şimdi bunun bir önemi var çünkü... E, Mide hücresi aside dayanıklıdır, dış etkenlere dayanıklıdır. Ama bağırsaktan çekilen hücreler dayanıklı değildir. Veya bağırsak hücresine dönüşmüş olan hücreler asitten ve dış çevreden zarar görür ve bir müddet sonra bozulur. Biz bu hücre bozulmasına displazi diyoruz. Displazi kanserin bir öncesidir ve bu metaplazi, displaziyi ya da erken evre mide kanserini gösteren sistemler ileri düzey endoskoplardır. İleri düzey endoskoplar ülkemizde birkaç tane var şu anda. Ama biz yaklaşık 4 yıldır devamlı bunları kullanırız. Özellikle ailesinde risk faktörü olan, çok fazla tuz kullanan, yine ailesinde mide kanseri olan, tütsülenmiş gıdaları kullanan kişilerde mutlaka bu tip incelemeler yapılmalı. ileri düzey incelemeler yapılmalı. Ve genelde mide kanserli hastaların yakınlarında da metapleziler görülmekte. Böylece metapreziyi erkenden görür, tanır, disprezi aşamasında veya erken evre kanser aşamasında yakalarsak endoskopik olarak çıkartma imkanına sahip oluruz. Yani biz eskiden bunları takip edemeyip ancak kansere dönüştüğü zaman ameliyata veriyorduk. Ama şu anda öyle değil. İleri düzey endoskoplarla metaprezi ve dispreziyi önceden görebiliyoruz ve endoskopik olarak çıkartıyoruz. Ve bunun içinde. de iki şey lazım. Sık takip ve ileri düzey endoskopları kullanmak. Burada ileri düzey endoskopi ile metaplastik bir hastaya ya da midesinde metaplastisi olan bir hastaya nasıl bir inceleme yaptığımızı göstermek istiyorum. Şimdi burada normal midenin iç zarını görüyorsunuz. Normal endoskopik görüntülemede çok fazla gözümüze bir şey çarpmıyor. Ama kroma endoskopik moda alırsak yani bir düğmeye basaraktan özel ışıkla boyamalar yaparsanız ki bunlara Blue Laser Imaging gibi isimler veriliyor veya LCI gibi isimler veriliyor. Bunlar midenin iç yapısındaki metapleziyi çok kolay gösterebilmekte. Buradaki çökük alanlar metapleziyi gösteriyor bize. Bunlar standart bizim her günkü endoskopik işlemlerden aldığımız görüntüler. Evet bu hastada sadece bir iki odak olarak metaplezi var denmiş. Yine sağda üç yönünde burada oluk sulkus halinde yine metaplaziyi görüyorsunuz çizgisel bir şekilde yukarıya doğru uzanıyor. İşte bütün bu metaplastik alanların ince bir şekilde incelenmesi lazım. Nasıl? yakınlaştıraraktan yani magnifikasyon yaparaktan içindeki damarsal yapıları ve köşelerine, kontürlerine bakmak lazım. Çünkü metaplazi varsa beraberinde erken evre displazi de olabilir. Yine metaplazi varsa beraberinde erken evre kanser olabilir. Bunu atlamamak için metapleziyi yakından takip ediyoruz ve her bir metaplastik alanın tabanını yakından inceliyoruz. Burada olduğu gibi. Evet yaklaştık. Altıgen damarsal yapılara bakıyoruz. Ve burada herhangi bir vasküler genişleme veya damarsal genişleme yok, düzensizlik yok, kalınlaşma yok, incelme yok. Bazen erken evre mide kanserinde buradaki vasküler yapılar incelir ve kaybolur. Mikro mimari bozulur ama burada şu anda öyle bir şey görmemekteyiz. Yani bu hastada görmüş olsak zaten öyle bir şey. Bu oda bu odağı biz yok ederdik. Ama şu anda hastayı takip edeceğiz. Buradaki şu ana kadar elde ettiğimiz görüntülerle. Yine uzaktan bakınca bir odak daha var. Çok belirgin. Burayı da yakından inceliyoruz. Çünkü bu odak en tehlikeli odaklardan teki. Altıgen yapısına bakıyoruz. Damarsal yapıların düzgün. Keşe ve kontürlere bakıyoruz. Mikro mimariye bakıyoruz. Normal. Buradan ince bağırsağa geçtik. İnce bağırsaktaki e, villus yapısını görüyorsunuz. Villuslar parmaksı çıkıntılardır. Ve gluten enteropatisi veya çölyak hastalığında e, kaybolurlar bazı gıda intoleransı veya bazı hastalıklarda kaybolurlar. Ama bu ileri düzey endoskopi ile çok net görebilirsiniz bunları ve doğru yerden biyopsi alırsınız. Aynı şimdi yemek borusunun alt ucunu görüntülediğimiz gibi. Burada yemek borusunun alt ucunu görüntülüyoruz. Her metaplezili hastada yemek borusunun alt ucunu çok ayrıntılı olarak görüntüleriz. Çünkü bu bölgede bir metaplastik odak olabilir ve bu bölgedeki bir metaplastik odan kansere dönmesi çok daha fazla bir orandadır. Yüzde 3 ile 7 orandadır, oranındadır. Daha sonra metaplezinin olduğu durumda indigo karmin boyasını kullanaraktan midenin iç zarını boyarız, iç kısmını ve üstüne kroma endoskopi yaparız. Yani indigo karmin artık kroma endoskopi dediğimiz endoskopların sahip olduğu özelliği beraber kullanarak incelememizi tamamlarız.